Yeni parti çalışmasına ilişkin Yaşar Okuyan'ın parti kuracağına turşu ifadelerini kullanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Muharrem İnce, elbise değiştirir gibi parti değiştiren siyasi mevta Yaşar Okuyan'ın hakkımda söylediği yalan ve iftiralarla ilgili dava açacağım. Her partide yaşama özelliği bulunan bu Yaşar'a yalan ve iftiralarını mahkemede ispat etme hakkı veriyorum dedi. İnce CNN Türk'teki açıklamalarında önümüzdeki hafta Ankara'ya gideceğim. Ne yapmak istediğimi, neler olduğunu anlatacağım. İftiralar, yalanlar var. İpe sapa gelmez adamlar açıklama yapıyor. Bunları duyuyorum. Kulaklarımı kapadım. Önümüzdeki hafta Ankara'da her şeyi detaylarıyla açıklayacağım şeklinde konuştu. İnce arkadaşlarım da ben de iddiaları takip ediyorum. Yazılıp çizilenlerin tümünden haberim var. Pek çok gerçekler var, pek çok yalanlar var. Hain bölücü diyenlerin hepsini biliyorum. Kim hain, kim bölücü önümüzdeki haftayı beklesinler. Biz Atatürk'ün Partisi'nin 40 yıllık neferiyiz. Onun için biraz sabır diye konuştu. İnce küskün müsünüz sorusuna hayır yanıtını verdi. CHP'nin kurultayının ardından Söz Meclis'ten İçeri adlı programda İnce'nin parti kurma iddialarına ilişkin konuşan Yaşar Okuyan, Muharrem İnce'yi tanıyorum, yapabilir. Çünkü egosu çok gelişti Cumhurbaşkanlığı seçiminde, çok yanlış işler yaptı. En son AK Parti'nin Ayasofya'da dini pazarlamasına kendini alet etti. Orada senin ne işin var? Cuma namazını sen Yalova'da kıl, başka camide kıl, oraya niye gidiyorsun? hoş bir şey değil. Delege de kurultay da ilgisizliğiyle ona tavır koydu gördüğüm kadarıyla. Yapısını bildiğim için böyle bir teşebbüsü olursa hayret etmem. Ama tavsiyem şu, parti kuracağına turşu kur, kışın iyi gelir. Parti kursan ne olacak ifadelerini kullanmıştı.